Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi konusuna bakalım. Osmanlı Devleti'nin diğer Türk devletlerinin daha uzun ömürlü olmasının nedenlerinin biri de budur işte merkeziyetçi yapısı. Osmanlı'nın merkeziyetçi yapısının yanında sömürgeci bir anlayışı görülmemiştir. Osmanlı devletin devamlılığı esastır arkadaşlar. Bu yüzden sonsuza kadar yaşayacağı düşünüldüğü için devleti edep müddet, devletin büyüklüğü için de devleti aliye, devleti muazzama gibi ünvanlar kullanılmıştır. İlk Türk devletlerinde olduğu gibi kut anlayışı yine Osmanlı'da devam etmiştir. Yalnız bu şu şekle dönüşmüştür. Kut denmemiştir de ne denmiştir? Allah'ın takdiri ve inayeti denmiştir. Yani Allah devleti yönetme yetkisini Osmanlı padişahlarına vermiştir. Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesiyle ilgili çeşitli faaliyetler var. Osmanlı devleti ilk kurulduğunda ülke hanedanın ortakmalıydı arkadaşlar. Yani bütün Osmanlı sülalesinin. Bu yüzden sık sık taht kavgaları yaşanıyordu. Bu da devletin zayıflamasına neden oluyordu. Bunun üzerine birinci Murat ne yaptı? Ülke hanedanın değil, ülke hükümdarın ve oğullarınındır dedi. Yani ne oldu? Hanedandan daha da küçüldü. Kime? Hükümdarın ve oğullarının malıdır anlayışına geçildi. Bu taht kavgalarını biraz daha azalttı. Çünkü padişah öldüğünde bütün hanedan arasında taht kavgası olmadı. Sadece çocuklar arasında oldu. Fatih Sultan Mehmet çıkardığı Fatih Kanunnamesi ile Kardeş katlini ne yaptı? Kanuna yazdı. Yani kadi, padişah tahta geçtiğinde isterse kardeşlerini öldürebilirdi. Fatih, vezir-i azam, beylerbeyi gibi önemli görevlere nüfuzlu Türkmen ailelerinin yerine ne yaptı? Devşirme sistemiyle yetişen insanları getirdi. Yani Fatih önemli, güçlü ailelerin devlet içinde görev almasını istemiyordu. Çünkü eğer bunlar devlet içinde güçlenirse padişah, padişaha karşı bir güç oluşturabilirlerdi. Merkez yapıyı bozabilirlerdi. İşte bu yüzden Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Nüfuslu Türk ailelerinin hükümdar üzerindeki gücünü kırdı. Onları devletteki görevlerden uzaklaştırdı. Fatih'in yaptığı başka bir şey arkadaşlar müsaadele sistemini uygulaması. Müsaadele demek devletin istediği devlet adamlarının mallarına el koyması demek. İşte ilk kez 1450 yılında vezir Azam Çandarlı Halil'in ailesinin malları müsaadele edildi. Böylece Devlet ne yaptı? Padişaha ya da merkeze karşı güçlü yapıların oluşmasına izin vermedi. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı başka bir şey arkadaşlar, haremden evlenme geleneğini başlattı. Yani e, gerek padişah gerekse önemli devlet adamları ne yaptılar? Artık nüfuzlu ailelerin kızlarıyla evlenmedi. Ne yaptı? Haremde yetişen cariyelerle evlendi. Bu da merkeziyetçi yapının güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir adımdır.